anlaşılmasından dolayı bu kongreyi yapmak gereksinim duydum. Bundan dolayı bugün sizlerle birlikte toplayarak bu kongremizi gerçekleştireceğiz. Şimdi kongreye geçmeden önce bir divan heyetini oluşturmak istiyoruz. Karabuk'a gönderilen bir teklif listesi var. Bu teklif listesindeki arkadaşlarımızı buraya davet ediyorum. Lokman Genç Doğmuş, Abdurrahman Yiğit, Ümit Şahin. Ben şimdi sözü divanımıza teslim ediyorum. Cümleten Aylı Akşamlar. İsmim Lokman Genç Doğmuş. Sivas Karnallıyım. 18 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Enerji Bakanlığı'nda çalışıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Ben de Ümit Şahin. Sivas Liman Topalı Köyü'nden hep kurucu başkanıyım. Hayırlı olsun. Cümleten hoş geldiniz. Ben Abdurrahman Yiğit, Sivas Merkez Ayyönü Köyü Dernek Başkanıyım. Şimdi burada bulunan bütün hazırın davetlilerin huzurunda bir dakikalık saygı duruşu ve arkasından İslam Başkanı davet ediyorum size. Bugün burada seçilecek olan yeni yönetime ve yönetim kuruluna başarılar diliyorum. İbrazını oylayanları ve oylamayanların el kaldırmasını rica ediyorum. Eski yönetim kurulu ibrazını oylayanlar, oylamayanlar teşekkür ediyorum. Eski yönetim kurulu ibra edilmiştir. Yönetim kurulu başkanlığına kıymetli abimiz Zekeriya Yılmaz Bey adaydır. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Başkan Zekeriya Yılmaz, İbrahim Üçsefer, Semih Doğan, Ünsal Akkaya, Veli Akbaş, Zekeriya Bozbaş, Ahmet Turan Koçtürk, Lokman Genç Doğmuş, Halim Taze, Erdal Er Yılmaz, Savaş Çiltaş, Nezahat Doğan, Murat Çakmak, Gürkan Kalender, Fahrettin Tekneci, Celal Yılmaz, Mesut Yurttaş, Ramazan Güler, Hatice Özcan Uygun, Gülay Erdoğan, Mahmut Akar, Turan İşcan, Barışcan Özata, Ferhat Yılmaz, Mehmet Akbayır, Nami Güldemir, Sinan Güler, Çağatay Çakmak, Ümit Şahin, Özge Doğan. Denetim kurulu olarak da Alparslan Erdoğan, Hasan Yılmaz, Bülent Çiftaş, Hasan Keskiner, Eyüp Arslan, Ozan Küçük. İnşallah bundan sonraki süreçte hep beraber çalışacağız. Mühim olan başkan olmak değildir. Mühim olan Sivaslı olmak. Bizler Orta Anadolu'nun ortasından, soğuk bir memleketten buralara geldik. Burada birbirimizi bulduk. Hiçbirimiz birbirimize akraba değiliz. Kimimiz Kangallıyız, kimimiz Şarkışlalıyız, kimimiz Bulurluyuz. Değil mi? Kimimiz Görevalıyız, kimimiz Yıldızeli'yiz. Toplanmışız, gelmişiz burada. Bir arada olmak için bir dernek kurmuşuz. İnşallah bu dernekte hep beraber bir arada olacağız.
İnşallah birbirimizin dertlerine derman olacağız. Bakın ben Esenyurt Belediyesi Meclis Üyesiyim. Size tek bir şey söyleyeceğim. Sivaslı olmaktan hep gurur duydum. Emin olun, ben bir Sivaslı'nın gelip de belediyede ya da başka bir yerde hiç kimseye yalvardığını görmedim. Görmedim. 4 senedir meclis üyesiyim, görmedim. Sivaslı dik durur. Aç gezer. Ama hiç kimseye boyun eğmez. Bu bizim özelliğimizdir. Biz kavga ederken bile nezaketle kavga ederiz. Mümkünse birbirimizin kalbini kırmamaya çalışırız. Yani her ne kadar sert mizaçlı gözüksek de aslında munis insanlarız. İşte bu insanlar topluluğu Esenyurt'ta hep beraber, Allah nasip ederse, çalışacağız. Kaliteli bir dernek yönetimi ve kaliteli bir dernekle hemşerilerimize hizmet edeceğiz. Tekrar gösterdiğiniz teveccüh için çok teşekkür ediyorum. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım adına da çok teşekkür ediyorum. İnşallah güzel şeyler olacak, merak etmeyin. Afiyet olsun, kendinize iyi bakın. Yıllar önce yazdığım İstanbul'a ilk geldiğim zamanlarda, o zaman gurbet daha acı geliyordu, sonrasında alıştık. Sivas'ım, şiirim var, sizlere onu takip ediyorum. Yolumuz gurbete düştükten beri, bağrımda dinmeyen közüm Sivas'ım. Vuslata divane tükettim seri, sinemde dinmeyen sızım Sivas'ım. Yurdun sigortası, temel tapusu, tarihe ışıktır onca yapısı. İffet abidesi, gönül kapısı, yok olmaz benliğin, özüm Sivas'ım. Şair dolu, şiir yazanı çoktur. İlim deryasında yüzeni çoktur. Ruh zati, Veysel'i, Ozan'ı çoktur. Yanık Türk'üm, dertli sazım Sivas'ım. Gençlerin güneşi dünyayı yıkar, asra damga vuran yiğitler çıkar. Şanlı bayrağımı göndere çeker, gururumuz gülen yüzüm Sivas'ım. Çok denedi sonuç alamadılar, şaşırdı, çıldırdı bilemediler. Alevi, Sünni bir bölemediler, takdire şayan gözüm Sivas. Koş Türk'ü, Ahmet'i gurbette attın da böyle, ne geçti eline, ne geçti söyle. Mezarında bari misafir eyle, vasiyetim en son, sözüm Sivas'ım, sözüm Sivas'ım. Göresim geldi, çok özledim kardeş. Gene eyle midir o bizim eller? Yurdumu sinem, derdimi sinemde gizledim kardeş. Gene eyle midir o bizim eller? Kar yağar, kar yağar diz boyu pınarlar donar. Söğüt dallarına serçeler konar. Karabaş ahırda köşeye siner. Gene gene ey ne midir o bizim öyle? Katıksız da yenir tandır çöreği, yağlısı makbuldür hem de gevreği. Bal ile kaymağın kalmaz gereği. Gene ey ne midir o bizim öyle? Sabahleyin, sabahleyin gün doğmadan önce kalkarlar. Hamuru yoğurup tandır yakarlar. Yufka, lavaş hem de çörek çekerler. Gene ey ne midir o bizim eller? O bizim eller. Fazla hatırlayamıyorum. Birkaç tane değerli lideromuz Muhsin Yazıcıoğlu'na yazdığım bir şiirim. Onu okuyayım lütfen lütfen. Muhsin, sesini dünya duydu. Yiğidolar yiğidi Muhsin. Sen severdin insanları. İnsanlığa, vatanına, bayrağına,
adamıştın kendini. 7 doların göz bebeği. Muhsin, sen insanlığa adadın kendini. Amansız dağ başında, karlar arasında seslendin insanlara. Sesin duyuldu, sevenlerin senin için yollara döküldü. Yaradan seni çok seviyormuş. Kavuşmamıza engel ol. Sevdiklerin senin için ağladı, ben de ağlıyorum hala. O ay içinde buluştuk seninle. Dertleştik, ayrıldık sevinçle. Senin ölüm haberi, o gün kıyametti seni sevenlere. Cenazen taşınıyordu, tekbirler arasında dualar. Sen bizim yüreğimizde yazılı, silinmeyen sevgilimizsin. Senin için hala akıyor gözyaşlarımız, kan ağlıyor içimiz. Muhsinler için sevgimiz içimizde yaşıyor, yaşayacak. Yiğidolar daha da çok ağlasın. Mezarına bir damlası ulaşacaksın ancak. Senin kıymetini bilmedik. Şimdi nasıl ağlıyoruz? Senin yokluğuna biz yalnız kaldık. Burada sevdiklerimizle geliyoruz senin yanına. Hasan Güngör'den hainler duymadı senin sesini. Teşekkür ediyorum. Biraz heyecanlıyım Muhsin'i anlatırken, bağışlayın beni. İsmim Turan İşcan. 1980 yılında Sivas'tan koptuk, İstanbul'a geldik. Esenyurt'a ilk gelmemde 95-96, demek ki 95-96'dan beri Sivas'tayız, Esenyurt'tayız. Yani uzunca bir süre Esenyurt çok köylük bir alandı. Biz yani Esenyurt'ta Sivasları biz temsil ediyorduk. Sivaslılar Balkonu'ndadır benim iş yerim, fabrikam. İşçen makine firmasıyız. Orada gerek makine imalatı ve daha çok ithalata dayalı makine. Özellikle bu oluklu ve ambalaj makineleri üzerinde bizim işimiz. Yani derken bu derneğe hasbelkarı arkadaşlarımız kurdular. Esenyurt'ta da Sivaslıların çok etkin olması için bunun bir vesile olacağına inandık. İnşallah bundan sonrasında yeni başkanımızla birlikte beni de yönetime yazmış, sağ olsunlar. Biz de elimizden geldiği kadarıyla katkıda bulunmaya çalışalım, çalışacağız. Tabii ki ben şöyle söylüyorum, imkan sahibi her Sivaslı aslında bulunduğu yerde bir kutup. Ne demek kutup? Yani biz etrafımıza yardımcı olmaya, etrafımızı aydınlatmaya elimizden geldiği kadar vatanımız, milletimiz için ve vatanımızın her zaman yanında, bayrağımızın her zaman yanında yar ve yardımcı olma gayret içerisinde olduk. Hangi pozisyonda olursak olalım, hiç bir gücümüz olmasa bile siz bir Sivaslı'nın vatanına, milletine ihanet edecek derecede ileri gittiğini ben bilmiyorum. Biz hepimiz vatanımız ve milletimiz için varız. Ve bu derneğimizin de inşallah yeni yönetimden beraber öncelikli olarak Sivas'ımıza faydası olacağına, Sivasların, Esenyurt'taki Sivasların yani şu salonlara sığmayacak derecede coşkuyla bu Sivasları harekete geçirip siyasi iradede de
yer alacak derecede, güç serdedecek derecede etkili olması hedefi olmalı. Bunun için de biz de derneğe ve başkanımıza destek olmaya çalışacağız inşallah. Hepinize saygıyla selamlıyorum ve efendim tanımadığım arkadaşlarımla da inşallah bu konuşmadan sonra tanışmış oluruz. Dediğim gibi benim yerime her zaman beklerim. Ben o bulunduğum bölgede bizi herkes bilir. Sivaslı dediği zaman geçiyordu yani. Şimdi böyle de dernekte de asfalt kadar görev almış olduk. Hepinize iyi akşamlar. Yine burada bulunan çok değerli hemşehrilerimizden Ünsal Akkaya Bey'e birkaç kelime söylemek için buraya davet ediyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Öncelikle hanımefendiler, beyefendiler, hoş geldiniz. Ünsal Akkaya ben, 1973 Sivas Gürün doğumluyum. Takribi 30-35 senedir İstanbul'da Esenyurt'ta ikamet ediyorum. Ticaretle uğraşıyorum, lojistik ve depolama anlamında iş yapıyorum. Şimdi ben dernekçiliği 15 seneden beri yapıyorum arkadaşlar. Şimdi dernek, asıl STK'nın önemi, şimdi burada gördüğümüzde o Sivas'ın nur yüzlü insanlarıyla görüyorum. Ve ben şunu diyorum, yani Sivas'ta olduğumuzu nasıl belirleyeceğiz? Sivas'ta olduğumuzu STK'ların önemini topluma yansıtarak ve bunu nasıl taşlandırabiliriz? Bununla ilgili çalışmalar yaparak yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Sizde de Sivaslı olarak Esenyurt Sivaslar Derneği'ne bir şekilde bir yerinde tutup sapasağlam bir şekilde sarılıp bu derneği taşlandırmanızı bekliyorum. Ve bizim Sivas'ta kısa kesince biraz geçen sene biz Sivaslar Derneği'nde Bağcılar Merkez Sivaslar Derneği'nde Sivas'ta öğrencilerin 1000 tane mont ihtiyacı olan öğrencilerimize götürdük. Bunu Sivaslı iş adamlarından tabii tedarik ettik. Sizde de böyle bir çalışma olacağını tahmin ediyorum. Güzel yüzlü insanlar var burada, iş adamlarımız var. Buna desteği vereceğini düşünüyorum. Şimdi de Esir'de, yani Esenyurt Sivaslar Derneği Başkanı'na ve yönetimine başarılar diliyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki Sivaslısınız. Teşekkür ediyorum. Erdal Er Yılmaz. 1989'dan beri İstanbul'da ikamet ediyorum. 25 yıllık sağlık yönetici deneyimim var. Çeşitli STK'larda görev yaptım. Esenyurt Sivaslılar Derneği yönetimine 3 dönem önce yönetimde yer aldım. Şu anda da görüyorum ki geldiğimiz noktada iyi bir kaynaşmayla birlikteyiz, bir aradayız. Keza öyle bir ki tek bir adayla bir kongre gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Kongremizin hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Yeni yönetim kuruluna ve başkanımıza hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Bir önceki yönetim ve bu yönetimde de ilk defa görev alıyorum. Dernekçiliğim 96'dan beri vardır. Bu yönetimin Esenyurt'ta tüm Sivaslılara ulaşacağını, onların dertlerine derman olacağını, her türlü sıkıntılarında yanında olacağına inanıyorum. Yeni yönetimle başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diliyorum. İyi ki varsınız, hepsiniz hoş geldiniz. Sevgi, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Gerçekten Sivaslıları önemsiyorum. Sivaslı Erzurum'a çok benzetiyorlar. Ben de çok benzetiyorum. Hem şehir olarak benziyor, hem insan ruh anlamında benziyor. Yozgat Akdağ Mahallesi'nde kaldım da Sivas'a çok sık gidip geliyordum. Orada 4-5 yaz geçirdim. Bu anlamda inanın samimi söylüyorum, siyasetten değil, çok yakın bulduğum şehirdir. Diğer taraftan da baktığımızda hem tarihimizdeki yeri
hem de duruşu istikametinde de hiç değişiklik olmayan bir şehir olmasıyla da bizim kalbimizdeki yer de önemlidir. Benim de Senat'ın özelinde tanıdığım Sivaslı kardeşlerimden ben Allah razı olsun çok memnunum. İnşallah bu birlik beraberliğimiz devam eder. Sivas tek çatı olur. Ben geldiğim günden beri tek çatı diyorum ama hangi dernekle görüşsem diyorum. Çünkü önce orada bir tek çatıyı kurmak lazım. Tek çatıcıyım ben. Şimdi konfederasyon kurduk kendimiz Erzurumlarda. Ufak ufak yürüyen bir şeydi. Sonra geldi, kıyamında da beni konfederasyon başkanı yapmışlar. Bütün Türkiye'deki Erzurumlar, çünkü ona da bir slogan bulmuştum. Soğuk ya bizim oralar. Dedi ki çatı tek, dışarıda kalanın başına buz düşer. Yani herkes o çatının altına girsin. Çünkü dışarıda kalanı kurt kapıyor. Bu siyaseten değil, burada Sivas dediğiniz zaman bir yer akla gelmeli. Köyleri, ilk kasabaları, diğer ilçeleri sonra gelmeli. Önce bir Sivas olmalı, sonra ilçeler olmalı. Hiçbir ilçe Sivas'ın önüne geçmemeli ki Sivaslılar da bir araya gelip Türkiye desinler. İşte gidip Konyalı'yla birleşsinler, Artvinli'yle, Ağrılı'yla birleşip tek Türkiye diyelim ama çatı tek olsun inşallah diye düşüncesindeyim. Allah yolumuzu açık etsin. Zannediyorum Zekeriya kardeşim ki benim 15 yıllık dostum, arkadaşım, aile dostumuz, siyaseten yoldaşım, kendisinden bugüne kadar herhangi bir eksiklik, herhangi bir yanlış bir şey duymadığım, vatanını, milletini seven, Sivas'ı seven bir kardeşimiz. Zaten diğer birçok arkadaşımız var burada. Yusuf'u göremiyorum bugün. Hayırdır? Naylon Yusuf. Naylon Sivaslı diyeceğim ona bundan sonra. Gerçekten bir şey düşündüm. İpek yoksa Naylon Sivaslı diyeceğim. Yok, Yusuf'un da gıyafında kötü şey demeyeyim. O da gerçekten memleketini sever. Aslan var burada, bir sürü tanıdığım var. Allah yolunuzu açık etsin. Allah derneğinizi mübarek etsin. İnşallah Sivaslıların lehine iyi işler yapmayı nasip etsin. Bizler de sizlere hizmet etmeye İnşallah mahkum etsin. Allah'a emanet olun. Siz Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. İzin istiyorum. Sağ olun. Yani sağ olsun. Tabii arkadaşız senelerdir. Az önce kendi de söyledi. Yoksa kongrelere katılmıyor. Ben gıyabımda çıkıp kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir buluşma oldu. Ben buna kongre demedim. Yani Sivaslılar kongre yapmaz. Sivaslılar toplanır, sohbet eder, aralarından birini seçer, devam eder. Biz... Evet, dost meclisi. Biz bugüne kadar Eser Ertuğ'da bunu yaptık değil mi Hakan? Çok farklı bir şey yapmadık. O yüzden Allah hepinizden razı olsun. İyi ki varsınız. Sizin hemşeriniz olmaktan ben gurur duyuyorum. Neler söyleyecekler? Arkasında güzel bir ekip var başkanımızın. Sevgili izleyenleriniz gördüğünüz üzere tüm Esenyurt'taki Sivaslıların kalbi Zekeriya Başkanım diye attı. Tabii ki başarı ekiple geliyor. Biz de iyi bir ekip kurduğumuzu düşünüyoruz. İnşallah bu ekiple de Esenyurt'taki hemşerilerimize hizmet edeceğiz. Genel amacımız bu. Evet, güzel bir ekibiniz var başkanım. Hepsi de kendi işinde başarılı, kendilerini ispat etmiş ve toplumda karşılığı olanlar, kıymetli yönetim kurulu üyelerimiz var. Evet, özellikle buna çok dikkat ettik. Çünkü takdir edersiniz ki dernekçilik zor bir iş. Evet. Hem olayın maddi boyutu var, hem vakit boyutu var. Bu sebepten dolayı da yönetim kurulunu seçerken biraz dikkatli olmak durumundasınız. Biz de buna dikkat ettik. Ve toplumda karşılığı olan arkadaşlarımızla beraber bu yolu yürüyeceğiz. Evet. Ve bizler de başarılar diliyoruz sizlere Sayın Başkanım. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bundan sonra büyük projelere imza atacağız. İnşallah. Niyetimiz odur. Niyetimiz odur. Başarılar Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Esenyurt Sivaslılar Derneğimizin kıymetli başkanı Zekeriya Başkanımıza bir mesaj alalım. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, sizler de Sivaslısınız. Evet, gurur duyuyorum Sivaslı olmaktan. Evet. Sayın Başkanımıza neler söylersiniz? Memnunluk, Allah razı olsun. İnşallah hep daim olur. Peki, başarılar diliyoruz. Evet efendim. Arkadaşım kurusun. Evet, buyurun efendim. Ben Sivas Saralı'yım. Başkanımız başarılı bir başkan, yani meclis üyemiz aynı zamanda ve başkanımızın çok daha iyi şeyler yapacağına inanıyoruz. Sivas evet, adına. Öncelikle hayırlı olsun. Tüm Sivas'ta hemşehrilerime hoş geldin diyorum tekrar burada. Zekeriya abimiz çok sevdiğimiz bir abimiz, değerli bir abimiz. Biz de bu değerli abimizle birlikte bir yola çıktık. İnşallah daha güçlü bir şekilde tüm Sivas'ları arkamıza alarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Evet,
Ben de hayırlı olsun diyorum. Yıllardır tanıyorum Zekeriya abi. Bundan sonra da zaten çok bir başarılı bir yönetici olacağını biliyorum. Ona da güveniyorum zaten. Çok teşekkür ederim. Başarılar Zekeriya abi. Şimdi yeni bir oluşum yapıyoruz Sivas, Esenyurt Sivaslar Derneği için. Zekeriya Başkan'ın tabii başkanlığında ve kaliteli bir yönetim var. Bu kaliteli yönetimin de çok güzel şeylerin altına imza atacağını düşünüyorum. İnşallah Esenyurt Sivaslar Derneği Sivas'a ve Esenyurtlara yakışır bir proje çıkarıp o şekilde yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Sizlere ve başkana, yönetimine çok teşekkür ederim. Ben size çok teşekkür ediyorum. Evet Osman Bey. Evet. Ben de Zekeriya Başkanımı tanımaktan son derece mutluyum. Peygamber Efendimizin sözünü bugün anlamlan yerine geldi. İşi ehline verin demiştir Peygamberimiz. Zekeriya Başkan da bu konularda gerçekten işin ehli. Çok kaliteli, çok dürüst, çok güvenilir. İnşallah Sivas ve Sivaslı için ihtiyacı olan herkese de güzel şeyler yapacağımıza ekip olarak eminim. Kendisine ve ekibe başarılar diliyorum. Öncelikle sizlere de hoş geldiniz aramızda. Bu özel günümüzde bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Zekeriya Başkanımıza ve yönetimimize hayırlı olsun. Hep gönlümden geçen Zekeriya Başkanımızdı. İnşallah o da geldi. Bundan sonra daha güzel günlere beraber gideceğiz inşallah. Teşekkürler. Evet. Soğuk ilimizin sıcak insanlarıyız. Zekeriya Başkanımızla Esenyurt'ta ve Esenyurt dışında olan tüm hemşehrilerimize tek tek ulaşacağını, onların dertlerini dinleyeceğini, dertlerine derman olacağına inanıyorum ve başarılar diliyorum. Vizyon TV'ye de ayrıyeten teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Hakan Bozbaş ben. Bugün Esenyurt Sivaslar Derneği'nin seçimini yaptık. Bir dönem Esenyurt Sivaslar'da dernek başkanı yapmış biri olarak bugün Sayın Zekeriya Yılmaz'la tekrar birlikte olmaktan gurur duyuyorum. Kendisi bizim hem abimiz hem saygı duyduğumuz bir insan. Kendisine başarılar diliyorum. Biz de bu yönetimde inşallah elimizden gelen bütün desteği kendisine yapacağız. Teşekkürler. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evet Aslan Başkan. İyi akşamlar. Ben Aslan Karada. Yaklaşık 1,5 sene bu derneğin başkanlığını yürüttüm. Şu anda çok mutluyum. Nedeni de beraberce yol yürüdüğüm, siyasal birliktelik yaptığım Zekeriya Yılmaz'ın bu görevi devretmenin vermiş olduğu büyük mutluluğu yaşıyorum. İnşallah Esenyurt'taki Sivaslılara, hatta Sivas'taki Sivaslılara hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah birlikte beraberce çok güzel şeylere imza atacağımıza eminim. İyi akşamlar diliyorum. Bülent Çiltaş, Sivaslıyım. Öncelikle Zekeriya Başkanımıza başarılar diliyorum. Sivasları bir araya toplamasında da umarım başarılı olur inşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Evet efendim. Merhabalar, ismim Sinan Güler. Zekeriya Başkan'ın davet üzerine buradayız. Hep beraber Sivas için bir şeyler yapmaya çalışacağız. Elimizden gelenlerini yapacağız. İnşallah Sivas için hayırlı uğurlu olacak. Tüm herkese başarılar diliyorum. Sağ olun, teşekkürler. Evet. Ben Sivas Kangal Bozanut Köyü'nden. Zekeriya Başkan'a hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Biz de yönetimdeyiz. Elimizden geldiği kadar Sivaslı'ya ve Kangallı'ya her şeye yardımcı olmak istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Zekeriya Başkanımıza ve ekibine başarılar diliyorum. İnşallah iyi olacak. Destekliyoruz. Allah razı olsun. Sivaslı olarak gurur duyuyorum. Başarılar devamını diliyorum. Hemşerim olarak. Evet efendim. Ben de Sivaslılar Derneğimizi kurduğumuz için Sivaslılar adına çok gurur duyuyorum ve devamını diliyorum. Gerçekten başkanımız çok değerlidir. Çok yani işlere kat edeceğimize inanıyorum inşallah. Sivaslılara herkese selamlar. Sizi çok seviyorum, öpüyorum. İyi akşamlar Vizyon TV'ye. Sivaslımız, denek kurulumuzda kurucumuza, başkanlarımıza teşekkür ederim. Sivaslı olduğum için gurur duyuyorum. Sivaslı akrabalara selamlar. Esenyurt Sivaslılar Derneği olarak başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Birlikte bizi bir araya getirdiği için bundan sonra da hep birlikte büyük şeyler başaracağız. Kendisini tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Bize her yer Sivas demiyoruz biz. Biz her yeri Sivas yapıyoruz. Bugün burada bize katılan, eşlik eden bütün Sivaslı hemşehrilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Size de ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnşallah bundan sonra Esenyurt'ta Sivaslılar olarak daha güzel bir şekilde birlik beraberlik içinde hizmet edeceğiz. Teşekkür ediyoruz efendim. Evet efendim. Vizyon 58 ailesine bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmadığınız için size teşekkür ederim. Biz Esenyurt Sivaslılar olarak da Zekeriya Başkan'la iyi şeyler yapacağımızı düşünüyorum.
Hayırlı akşamlar, teşekkür ediyorum. Veli Akbaş, ben Sivas'ın Marka ilçesi Kangal'danım. Esenyurt'ta genel kurulu yaptığımız Esinder'in Esenyurt'da Sivas'ımıza hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan tayin istiyorum. İnşallah hayırlı olur. En güzel şekilde başkanımızın ve yanındaki yönetiminle bu işin yapılacağını tahmin ediyoruz. Hayırlısı olsun. Teşekkür ediyoruz. Esenyurt'taki Sivaslılar olarak bu kongrenin hayırlara vesile olacağını umuyorum. İnşallah bundan sonra Esenyurt'ta da Sivaslıların ismi duyulacak. Yani biz İstanbul'da varız ama Esenyurt'ta çok sesimiz çıkmıyordu. İnşallah bundan sonra çıkacağına inanıyorum. Esenyurt Sivas Derneği'ne Başkanı Zekeriya Yılmaz'a başarılar diliyorum. Evet kıymetli Vizyon 58 izleyenlerimiz, Esenyurt Sivaslılar Derneğimizin düzenlemiş olduğu kongremizdeydik ve kıymetli başkanımız Zekeriya Yılmaz Esenyurt'taki Sivaslıların bundan sonra sesi olacak ve bizler de yönetimiyle birlikte kıymetli başkanımıza başarılar diliyoruz çıkmış olduğu yolda. Çünkü biz inanıyoruz ki Zekeriya Yılmaz başkanım Esenyurt'ta Sivaslıları hep birlikte bir güç haline getirecek. O gücü de göreceğiz ve ben ekibine teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum buraya kadar gelip Sivas'ımızı buraya, bizleri de Sivas'a götürdüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Bizler çok sağ olun. Bizler de kıymetli başkanımıza teşekkür ediyoruz. Yol açık olsun diyoruz. Siz de Vizyon 58 izleyenlerimize ise bizlerden ayrılmamanız umuduyla. Hoşçakalın, dostçakalın, saygı ve sevgiyle kalın.